Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nefis bir kek tarifiyle geldim. Üstelik kekimizde yumurta kullanmayacağız. Yumurta kokusundan rahatsız olanlar varsa, yumurtaya alerjisi olanlar varsa veya evinde yumurta tükenip canı kek isteyenler varsa bu tarifi mutlaka denesin diyorum. Ve nasıl yapmışım? Hemen tarifine geçiyorum. Kekim için şöyle ilk önce 2 su bardağı unumu kaseme alıyorum. Gördüğünüz gibi kullandığım bardak 200 mililitrelik klasik su bardağı. Hemen üzerine 3 yemek kaşığı şöyle dolu dolu kakao ilave ediyorum. Şimdi çok az bir şey kaldı e, tabanında. Onu da koydum. Şöyle 50 gram gösterdim. 50 gramlık bir paket kakao kullanabilirsiniz. Bir pakette vanilya ekliyorum. bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz bir süzgeçte eleyerek e, kullanabilirsiniz. Hem karışmış da olur. Şimdi içerisinde topak kalmasın diye şöyle bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırıyorum. Daha sonra sıvı malzemelerini eklemeye geçiyorum. Yarım çay bardağından azıcık fazla sıvı yağ ekliyorum. Unumun içerisine şöyle yavaş yavaş da süt ilave ederek kıvamını ayarlamaya çalışacağım. Öncelikle bir su bardağı süt kullanıyorum. Birdenbire fazla bir şekilde süt koymuyorum ki kıvamını kaçırmayayım diye arkadaşlar. Yavaş yavaş çırpıyorum. Sütünü de azar azar ilave etmeye devam edeceğim. Şöyle yarım bardak süt daha kullanıyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı oldu ama istediğim kıvama gelene kadar süt eklemeye devam edeceğim. Malzeme listesini detaylıca videonun altına açıklama kısmına yazacağım. Açıklama kısmını sağ alttaki küçük üçgen kutuya basarak açabilirsiniz. Şöyle çeyrek bardak tekrar süt ilave ediyorum. Bu yeterli gelmeyecek. Birazcık daha koyacağım arkadaşlar. Çünkü tam daha istediğim kıvamda değil. Biraz koyu. Ama bir yandan da çırpıyorum ki topaklaşma içerisinde kalmasın. Evet, çeyrek su bardağı sütü tekrar ilave ediyorum. Toplamda 2 su bardağı süt kullanmış olacağım. Kıvamını ayarlama işlemi biraz uzun sürdü. Özür diliyorum ama e, en azından size yöntemini net olarak anlatabilmem için buraları kesmedim arkadaşlar. Ee, şimdi çok büyük bir hata yaptım. O, o sırada kapı çaldı, gelen giden oldu. Ee, tabii kekimize şeker koymayı unutmuşum arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Ee, şekeri de bu aşamadan sonra ilave ettim. Aslında unumun, e, un, kakao ve kabartma tozu koyarken içerisine koymam gerekiyordu. Neyse sorun olmaz, herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. O yüzden üzerine bir su bardağı unuttum. Şekeri de, toz şekeri de ilave ediyorum. Ve güzelce çırpıyorum arkadaşlar. Ee, bazen video çekerken kapı çalıyor, çocuklar bir şey istiyor, aklım karışıyor arkadaşlar çok özür diliyorum. Sizler e, unu hazırlarken şekerini de ekleyin. İstediğimiz kıvam bu, akışkan ve koyu bir kıvam olması gerekiyor. Hemen şöyle e, 26 santimetre çapında sanırım e, kek kalıbı. Kalıbımın altına yağlı kağıt seriyorum. Harcımı içerisine boşaltıyorum. Ben bu kalıbı tercih ettim. Tabi siz tepsi tercih edebilirsiniz. Ee, diğer kek kalıplarından tercih edebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış arkadaşlar. Üzerine de şöyle evde bulunan çikolatalardan serpiyorum. Damla çikolata kullanabilirsiniz. Ee, üzerindeki çikolata çok güzel oluyor. Ee, zaten kekin dokusu da böyle nemli brownimsi bir lezzette oluyor. Ee, bol çikolatalı olunca lezzetine doyum olunmuyor arkadaşlar ee, mutlaka bu şekilde deneyin evet çikolatamızı serptik hepsini ee, kekimiz ağır ağır pişecek kalıpta olduğu için içinin pişmesi biraz uzun sürebilir bu yüzden 170 derecelik fırınımızda 40 dakikaya yakın bir sürede veya 30-35 dakikada bir sürede olabilir. Fırından fırına değişiklik gösterir arkadaşlar. Pişecek. Ee, ağır ağır içi iyice piştikten sonra kekimiz hazır. Hemen fırından çıkardım. Birazcık ılınmasını bekledim. Ilındıktan sonra şöyle kek kalıbının kenarlarını hafifçe sıyırıp kalıptan kekimi çıkarıyorum. Hemen şöyle altındaki tabakayı da çıkarıp yağlı kağıdını da çıkaracağım. Dediğim gibi yağlı kağıt kalıp şart değil. Herhangi bir tepsinin tabanını yağlayarak tepsiye de dökebilirsiniz. Önemli olan biraz küçük bir tepsi kullanmanız arkadaşlar. Çünkü malzeme biraz az. Hemen dilimliyorum. Gerçekten kabarmasının dokusunu görünce hayret edeceksiniz. Nasıl yumurtasız bu kadar güzel kabaran bir kek olur diye ee, gerçekten evde yumurtanın bulunmadığı zamanlar büyük bir e, kolaylık sağlayacak. Bu tarifi de mutlaka bir köşeye not edin, kaybetmeyin, evinizde bulunsun diyorum. Hemen şöyle daha yakından göstermek için tabağıma alıyorum. Güneş bir açıyor bir kapatıyor. Bizim çekim işleri gerçekten bu güneşin gün ışığında olduğu için çok zorlanıyorum arkadaşlar. Bakın muhteşem kabaran pamuk gibi içi nemli nemli dokusu böyle nemli çok güzel ee, içi dolu güzel bir kek oluyor arkadaşlar. Ne demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Böyle yoğun kakao tadında, yoğun çikolata lezzeti geliyor. Ben size gösterene kadar bayağı da yemişim şimdi izlerken fark ediyorum. O kadar lezzetli yani. Çayınızın, kahvenin, kahvenizin yanına yapıp çocuklarınızla tüketebilirsiniz arkadaşlar gönül rahatlığıyla. Şöyle daha yakından güzel bir ışık yakaladım. Net görmeniz için daha yakından da çekiyorum arkadaşlar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bugünlük de benden bu kadar. Ee, videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.